Merhabalar. Kudreti mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, Kars yöresine ait haşıl yapacağım. E, çok nefis bir yemektir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle bir kase bulgurumuzu tenceremize alıyoruz. Bulguru yıkadıktan sonra aynı kase ölçüsüyle e, öncesinde 6 kase ile pişirdim. Daha sonra suyu bittikçe ilave ettim. Yaklaşık 7-8 kase su ile pişti. Çok çok suyla pişiyor. Çünkü iyice pişmesi lazım bu bulgurun. Esasen bu haşılın yapılan bir bulguru var. Onu ben bulamadığım için bulgurla yaptım. Yarma cinsinden bir bulgur oluyor o. Haşıla özel bir bulgurdur. Fakat ben bulamadığım için bulgurla yaptım. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel özdeşmiş bir şekilde pişti, suyunu da gayet iyi çekmiş. Ee, tuzunu ilave ediyorum. Tam bu aşamada. 4-5 yemek kaşığı kadar un bir miktar suyla açıyorum. Un miktarı bulgur miktarına göre değişebilir. Az veya çok. Ona göre siz ayarlayabilirsiniz. Tel çırpıcıyla açıyorum. Topak topak olmasın diye. Daha sonra pişmiş olan haşılıma ilave ediyorum. Bu sos onun daha katı, yoğun hal almasını sağlıyor. Kaşıkla yendiği için, daha kıvamlı olabilmesi için bu sos gerekli. Ee, i̇lave ettikten sonra ocakta tekrar bir taşım kaynatıyorum. Unun kokusunun çıkması gerekiyor çünkü. O aşamayı çekemedim. Şimdiden kıvamını buldu bile. Haşıl, Kars yöresinde çok sevilen bir yemektir. Ee, çok ekonomik, sadece bulgurlu olan bir yemektir. Ee, fakat damak tadı bu işte tartışılmaz. Ee, herkesin bir damak tadı var. Kars yöresinde de haşıl çok sevilen bir yemektir. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Ee, gerçekten bol tereyağlı, özellikle tereyağlı. Ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde nefis bir lezzet. Ee, sevenler için pekmez de tavsiye edilir. Ama ben sarımsaklı yoğurtlu olunca daha çok seviyorum. Ailece de öyle seviyoruz. Ortasına küçük bir havuz açılır. Bunun e, yeme şekli böyledir. Tereyağı dökülür. Ortasına da sarımsaklı yoğurt ilave edilir. Ve bittikçe tekrar tereyağı ve yoğurt ilave edilir. Böylece kaşık kaşık yenir. Tadına da doyulmaz. deneyecek olan arkadaşlarımı ısrarla tavsiye ediyorum şimdiden afiyet olsun kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun lütfen. Ee, izlediğinizde İzlediğinizde bir küçücük bir kalp bırakırsanız çok mutlu olurum. İzlediğinize dair e, izlediğinizi anlamış olurum. E, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın